Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Windows 11'de masaüstü simgelerini nasıl büyütüp küçülteceğinizi anlatacağım. İşlemlerimiz oldukça basit. Bunun en pratik yolu klavyeden Ctrl tuşuna bir parmağınızla basılı tuttuktan sonra farenin tekerleğini ileriye doğru sürüklediğinizde arkadaşlar masaüstü simgeleriniz büyümeye başlayacak. Tam tersine yine klavyeden Ctrl tuşuna bir parmağınızla basılı tuttuktan sonra farenin tekerleğini geriye doğru çektiğinizde bu şekilde simgeler küçülmeye başlayacaktır. Yine alternatif olarak hemen masaüstünde saatlik yapalım. Görünüm kısmında bakın küçük, orta boyutlu ve büyük simgeler var. Küçük simgeleri seçtiğinizde masaüstü simgeleri küçülecek. Yine tam tersine büyük simgeleri seçtiğinizde masaüstü simgeleriniz arkadaşlar büyütülmüş olacaktır. Eski haline getirmek için buradaki orta boyutlu simgeleri seçmeniz yeterli. Yine bu simgeler arasındaki boşlukları da ayarlayabiliyorsunuz. Hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmında şu şekilde arkadaşlar komutlara bakacağım. Daha doğrusu kısa yol bırakacağım. Bunlar kayıt defteri kısa yolları. Hemen bunu bakın, Windows metrik yazarı, bunu kopyalayın. Şu şekilde kopyaladıktan sonra şuradaki arama kısmını tıklayalım. Buraya regedit şeklinde yazalım ve burada çıkan kayıt defteri düzenleyicisini seçelim. Gelen uyarıya evet diyelim. Hemen şuradaki bilgisayar kısmı, bak şuradaki bilgisayar kısmını silelim ve bu kısa yolu arkadaşlar sağ tıklayıp yapıştır deyip ardından enter yapalım. Bakın şurada ikon vertical spacing diye bir seçenek var. Bunu çift tıklayalım. Buradaki değer arkadaşlar 480 ile 2730 ya da 2750 olması gerekiyor. Bunun arasında değişiyor. Buradaki mesafenin arkadaşlar buradaki mesafeyi belirliyor daha doğrusu. Örnek olarak 480 yaparsanız mesafe küçülecek. Bu değerin üstündeki bir değeri yazarsanız, örneğin 2700 yazdınız, aradaki mesafe büyümüş olacak. Mesela örnek verelim. Mesela şu şekilde buraya 2700 yapalım örneğin. 2700 şeklinde yapalım ve tamam diyelim. Bu eksi değer olarak veriliyor. Bunu belirtelim. Değeri yazdıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Şu şekilde yeniden başlatalım. Ve bilgisayarımız yeniden başlatıldı. Gördüğünüz gibi masaüstü simgeler arasındaki arkadaşlar mesafeyi görebiliyorsunuz. Eski haline getirmek için yine regedit şeklinde yazalım şuradaki arama kısmına. Ve buradan kayıt defteri düzenleyicisini açalım. Gelen yukarı evet diyelim. Buradaki ikon vertical spacing arkadaşlar değerini normal standart değeri eksi, hemen bakın şurada yazıyor, 1125 1125 şeklinde. Bunu tamamladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda eski haline gelmiş olacak. Dediğim gibi bu değer eksi 480 ile eksi 2730 değer aralığında. Ve masaüstü simgelerimizin arasındaki mesafeyi eski haline getirdik. Tabi isterseniz bakın görev çubuğu üzerindeki simgeleri de büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bu şekilde de bir olanağınız bulunuyor. Yine burada da hemen şu arama kısmını tıklayıp buradaki arama kısmına regedit şeklinde yazıp kayıt defteri düzenleyicisini arkadaşlar açalım. Açtıktan sonra yine videonun altındaki açıklama yorum kısmına bakın bıraktım şu kısa yolu kopyalayın. Şu şekilde kopyalayalım ve buradaki hemen şu kısma bakın şunu açalım. Şurayı silelim ve buradan sağ tıklayıp yapıştır diyelim ve enter yapalım. Bakın Advanced'ın üzerine sağ tıklayalım. Buradan yeni, ardından Dwarf 32 bit değerini seçelim. Bakın şuraya değer adı gelecek. Buraya Task Bar, bakın Task Bar SI şeklinde. T ve S harfleri büyük olacak, diğerleri küçük olacak. Task Bar C şeklinde yazdıktan sonra enter yapalım ve buraya çift tıklayalım. Şimdi normalde şu andaki değer 1 değeri, buradaki normalde değer 1 oluyor. Eğer bunu 0 olarak seçip tamam deyip yeniden başlatırsanız buradaki simgelerin tamamı küçülmüş olacak. Şimdi kontrol edelim. Bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Ve bilgisayarımız yeniden başlatıldı. Gördüğünüz gibi görev çubuğu üzerindeki simgeler arkadaşlar tamamen küçülmüş oldu. Eski haline getirmek için ise buradaki değeri 1 yaparak düzeltmemiz gerekiyor. Şu şekilde açtık. Advanced arkadaşlar. Buradan taskbar'ı bulacağız. Neredeydi? Şu taskbar C. Bunu çift tıklıyorum. Bu değeri 1 yaptığınızda 0, 1, 2 şeklinde değer verebiliyorsunuz. 1 yaptığınızda eski haline getirmiş oluyorsunuz. Tekrar bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Ve bilgisayarımız yeniden başlatıldı. Gördüğünüz gibi görev çubuğu üzerindeki simgeler eski haline gelmiş oldu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.